Yine de bana gizlice yaklaşmayı başaramadın. Çünkü senin çok keskin gözlerin var kardeşim. Bir koruyucunun keskin gözleri yoksa, o zaman düşmanın işi son derece kolay olur. Ve düşmanlarından hiçbiri ne gözümün önünden ne de elimden kaçamadı. Ölümcül darbelerle onları avladım. Ya karşına iyi bir savaşçı çıkarsa? Sana saldırmasını engelleyemeyeceğin bir savaşçı? O savaşçı bana saldırırsa ölümüne davetiye çıkarır. Eğer kötü biri ise hayatı için önümde diz çöker. Ama eğer iyi biri ise işte o zaman o anda pişman olur. Peki ya karşına çıkan bu düşman bir insan ya da bir canavardan daha güçlüyse ne olur? O zaman gerçekten Dvarka'yı koruyabilir misin? İkimiz burada olduğumuz sürece kim Dvarka'ya meydan okumaya cesaret edebilir ki? Peki ya bir düşman İkimize birden meydan okumaya cesaret ederse? Çünkü karşımıza çıkacak olan kişi tam anlamıyla bilinmez bir sır. İleride kimle karşı karşıya kalacağımızı asla tahmin edemeyiz. Sen ha? Evet. Digvijay seferine çıkacağını duydum. Bu yüzden de sana şans dilemeye geldim. Yüz ifadene bakılırsa cevap aramaya gelmiş gibisin. Yoksa bana asla şans dilemezdin. Sorunun ne olduğunu biliyorsun Karn. Amacımın ne olduğunu da biliyorum. Sana bütün hayatımızın değişeceğine söz vermiştim. Vashali. İşte bu sefere çıkarak da bu değişikliği yapmak istiyorum. Ama güvenliğimizi sağlayacağına da söz vermiştin. Evet. Vashali, tehlikede olan biri mi var? Ya da ne bileyim biri haklarından mahrum mu kaldı? Evet. Bunu söylemem gerek. Yönettiğin krallığın tebaası dışında senin önemli bir yakının daha var. O senin oğlun Angaraç. Peki ismi ne söylesene? Oğluna henüz bir isim koymadık.
Çünkü ona bir isim verme hakkı sadece babasına ait. Buna inanamıyorum. Bu hakka sahip olacağımı hiç sanmıyordum. Bir ağacın bıraktığı tohum gibi benim de sonunda böyle bir hakkım oldu Supriya. Ama isim verme hakkı onu 9 ay boyunca karnında taşıyan kişiye aittir. Bu yüzden Supriya isminin ne olacağına sen karar vermelisin. Vişketo. Vaşali ismiyle gurur duyacak. Onun sayesinde, yani sana kocama kavuştum ben. Bu yüzden oğluma senin ismini vermek istiyorum. Çok sevindim. Umarım oğlum ismiyle dünyanın değişimi yolunda rehberlik eder. Supriya. Digvijay seferinin kaç sene süreceği hakkında hiçbir fikrim yok. Vişketo. Benim güzel oğlum. İleride genç bir adam olacaksın. Lütfen ona iyi bak. Benim gibi olmasına izin verme. Hatta gerekirse oğluma verdiği sözleri tutmamasını öğret. Peki söyler misin o zaman neden böyle bir sefere çıkıyorsun? Bunu prens için yapmıyorum. Değişimi başlatmak için yapıyorum. Oğlumun yeni Hindistan'da büyüyüp yetişmesi için yapıyorum. Tamamen değişmiş Hindistan'da. Adaletin olduğu bir ülkede. Vahşetlerin ve eşitsizliğin yok olduğu bir ülkede. Ve o ülkede insan yeteneğiyle var olacak. Gerekirse tek başına kalacak. Babasının olmadığı yerde onun ismiyle anılacak. Bir daha kimse bir kadına kıyafetlerini çıkarttıramayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.